son derece öznel argümanlarla, yok efendim Nazi, militarizmden arındıracakmış, Nazilerden arındıracakmış. Ya sen önce seni destekleyen aşırı sağcılardan sen kendini arındır. Yani bu Rusya'da iktidarı Rus milliyetçileri ve aşırı milliyetçileri destekliyor. Onlar Nazi değil. Evet tamam değil, belki değiller. Neonaziler olduğu söyleniyor Ukrayna'da. Kapatayım bu parantezi. Yani Rus gemilerinin ancak ve ancak bağlı oldukları limanlara dönmesi koşuluyla boğazlardan geçme hakkı var şu an. Bağlı oldukları limanda eğer Karadeniz filosuna bağlılarsa ki Suriye'nin Tartus'taki yani Tartus'taki deniz üstünde ki gemilerin, savaş gemilerinin çoğu muhtemelen Karadeniz filosuna bağlıdır ve başlıca ikmal yolu Karadeniz'den geçiyor. Boğazlardan geçiyoruz savaş gemileri. Yani Türkiye'nin bunu durdurma hakkı var ki zaten Ukrayna'da yani Kiev, Zelenski bunu talep etti Türkiye'den. Rus savaş gemilerinin boğazlardan geçmesini engelleyin dedi. Bakalım Türkiye Montreux'dan aldığı gücü, bu hakkı kullanacak mı, kullanmayacak mı? Bunu da göreceğiz. Yani zaten Montreux dolayısıyla Karadeniz'in bir Amerikan gölü olmasına imkan ve ihtimal yok. Montreux sınırlıyor Karadeniz'de aynı anda. Gemi hacmini ve gemi sayısını da sınırlıyor. Yani evet yani bir destroyer, bir kruvazör girebilir. Yani evet ama ondan fazla bir şey, bir büyük bir gemi veya birkaç gemi, birkaç kruvazör geçemiyor ve uzun süre kalamıyor. Sanıyorum da 20-21 gün gibi bir süreyle sınırlı. Şimdi dolayısıyla burada bizi etkilememesi için gerekli tedbirler alınmak zorunda. Bunun başında işte buğday konusundan da enerji konusuna kadar çok çeşitli alanlarda gerekli tedbirlerin alınması, acil tedbirler bunlar ama biz bunun ötesine bakmamız lazım. Yani yeni bir döneme giriyor dünya ve bu konuda iktidar acaba gerekli tedbirler almak ve bu yeni politikaları oluşturmak ve bunları uygulamak konusunda kapasiteye sahip mi? Ben bu konuda benim cevabım hayır. Şimdi istersen senin ekleyecek bir şeyin yoksa... Kısaca birkaç şey söylemek isterim. Yani bu az önce Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale için ileri sürdüğü gerekçelerin hiçbir asıl gerekçe değil. Asıl gerekçe bence toprak düzeltme operasyonu. Yani coğrafyayı düzeltiyor. Ve iki gündür buna şu benzetme yapılıyor. Eski Sovyetler Birliği'ni yeniden inşa ediyor. Bence çok kötü bir benzetme ve gerçekçi değil. Çünkü Putin önceki gün yaptığı konuşmada da Ukrayna'nın varlığını Sovyetleri suçlayarak açıkladı. Hatta dedi ki Sovyetler Birliği, komünistler Ukrayna diye durup dururken bir millet ve devlet yarattılar. Fazladan Kiev'i Donetsk'i verdiler. Yetmedi. İşte Rusya'dan ayrılan, Sovyetlerden ayrılan 10 küsür cumhuriyeti de yani 10 küsür ulusu da durup dururken vatan sahibi yaptılar. İşte Kazan'dan Azerisine, işte Ermenisinden uzakta Kırgız'ına kadar aslında çarlık toprağı olan bu bölgeyi başka başka milletlere pay ettiler. Yani Putin her ne kadar kendisini kimi sol görüşlerde sahiplense de esasen iki gündür Sovyetlere dair yaptığı bütün müdahaleyi muazzam bir antikomünizmle açıklıyor. Yani Sovyetleri suçlayarak, Lenin'i ve Stalin'i suçlayarak her bir ulus milliyetçiliğini bir devletle ödüllendirmekle suçluyor. Ve bunun sonucunda Çarlık Rusyası'nın topraklarını bol keseden dağıtmakla itham ediyor. Dolayısıyla aslında eğer Putin bir şeyi restore ediyorsa, ihya ediyorsa, ihya ettiği Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği değil, onun evvelindeki Çarlık Rusyası. Dolayısıyla Çarlık Rusyası'nın eski sınırlarını ihya etmeye çalışıyor. Ve bir tür Ortodoks Slav devletini bu türden sınır müdahaleleriyle, sınır düzeltmeleriyle, Ukrayna'dan biraz kırparak, Gürcistan'dan biraz kırparak, belki gelecekte Orta Asya Cumhuriyetlerinin bazılarından biraz kırparak da sınırlarını genişletebilir. Unutmayalım Kazakistan'ın nüfusunun %40'ı Rus. Yani başka Türkiye Cumhuriyetleri'nin dikkate değer bir bölümünün nüfusu da Rus.
Dolayısıyla bu müdahaleler Putin'in Amerikan karşıtlığıyla görülürde Amerikan karşıtı bir söyleme bürünmüş bir sınır düzeltme operasyonu. Bunun altını çizmem gerekir. Bir de tabii ne kadar körü körüne Batı yanlılığı çok çok ciddi bir sorunsa marazi Batı karşıtlığı da öyle ciddi bir sorun. Burada elbette. Bence Ukrayna bahsinde asıl tehdit algısı, Putin'in algıladığı asıl tehdit Ukrayna'daki demokrasi denemesinin başarıya ulaşma ve bu manada refah üretmesinin de gerçekleşmesi, bu ihtimal oluyor. Yani bu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasına ciddi olarak karşı olduğunu birkaç kez söylemiştir Putin. Aslında hem Rusya'daki otoriter rejim hem Çin'deki totaliter rejim, bütün bu rejimler demokrasilerin başarıya ulaşmalarını, çözüm üretmelerini, refah sağlamalarını ve o bulundukları toplumları geliştirmelerini istemezler. Ve bunu, bu başarının, bu başarı öykülerinin kendi varlıklarına yönelik bir tehdit olarak algılarlar. Çarlık döneminde dediğin gibi, Çarlık dönemi bir uluslar hapishanesiydi. Başka bir şey değildi. Evet. Sovyetler Birliği döneminde, Sovyetler Birliği'nin liderleri ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını bir siyasi kültürlerin bir parçası haline getirdiler. Ve buna bu manada bir sosyalist içerik kazandırarak zaten bu ülkelerin etnik varlıklarıyla çizilen haritalar ve geçmişleri ile tanımlanan bölgelerde, coğrafyalarda Sovyet Cumhuriyetleri kuruldu. Buralarda daha önce de devletler vardı ve bu devletlerde hanlıklar vardı, prenslikler vardı. Bunları da Çarlık Rusyası zaten yıktı ve yok etti. Şimdi kapanmadan önce Sedat Peker konusuna geçeceğiz. Sen konuşacaksın. Orada da herhalde ağırlıklı olarak. Sanıyorum ne kadar zamanımız kaldı? 4 dakikamız kalmış. Yani istersen enteresan bir şekilde Sedat Peker'in videosu çıktı ortaya uzun bir süreden sonra. Evet. Ve hemen ardından da Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik Sedat Peker'in yakalanması ve Türkiye'ye iadesi konusunda resmi talep bulunuldu. Sen de konuştun yakınlarından evet. biriyle galiba. Ama öyle olmasını bekliyordum ben Kadir abi. Hı-hı. Çünkü Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki varlığı Türkiye'nin bu ülkeyle olan gerilimini ortadan kaldırdı ve Türkiye bu ülkeyle barışmak zorunda kaldı. O yüzden diyorum ki keşke Sedat Peker bu ülkeden ayrılırsa Suriye'ye gitsin ve Suriye ile belki barışma imkanları yaratılabilir. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'ye yakınlaşırken hatırlarsan ikili ziyaretler de oldu. Önce Birleşik Arap Emirlikleri emiri bizi ziyaret etti. Ardından bizim heyetimiz bu ülkeye gitti ve bu arada yeni Interpol başkanı biliyorsun Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir general ve henüz Interpol'ün başına atanmadan evvel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüşme yaptı kendisi. Ardından Türkiye'nin desteğiyle Interpol'ün başına geldi. Onun atanmış olması zaten Sedat Peker'in varlığını tehdit eden önemli gelişmeydi. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki varlığını tehdit eden önemli gelişmeydi. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri kökenli bir generalin yönettiği Interpol'ün Türkiye'nin kırmızı bültenini kabul edeceği aşikardı. Dolayısıyla benim için sürpriz olmadı. Bugünden sonra Sedat Peker'in iadesinin ben ete kemiğe büründüğünü düşünüyorum. Yani bugünden yarına her an için Sedat Peker'in iadesi gerçekleşebilir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sedat Peker'i orada ikamet ettirmesi açısından Türkiye ile karşı karşıya kalmasını gerektirecek zemin ortadan kalktı. Yani neden böyle bir karşı karşıya gelişle ısrar etsin? Birleşik Arap Emirlikleri'nin böyle bir ne husumeti kaldı ne de bunda bir çıkarı var. Ben o nedenle iade edilebileceğine ihtimal veriyorum. Eğer ki Sedat Peker üçüncü bir ülkeye gitmezse, gitme ihtimali zayıf. Çünkü pasaportlar iptal edildi kendisinin ve ailesinin. Sedat Peker'le her aşamada görüşen bir yakınını aradım ve Sedat Peker'in bu gelişmeleri nasıl yorumladığını ya da buna dair konuşup konuşulmadıklarını kendisine sordum. Konuştuk dedi ve Sedat Peker'in ona yaptığı değerlendirmeleri bana aktardı. Sedat Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri iade konusunda, kırmızı bülten konusunda Sedat Peker'e bilgi vermemişler. Peker'in Türkiye'deki avukatlarına da bizim makamlarımız herhangi bir bilgilendirmede bulunmamış. Dolayısıyla güncel durum ve akıbet hakkında herhangi bir fikri yok.
ve o nedenle ne cevap vereceğini de bilmediğini söylemiş yakınlarına. Ancak ben iade edileceği noktasında bir onun kanaatinin olduğunu düşünüyorum. Evet. Gelişmelere açığım demiş. Kendi hesap evet. kitabımı yaptım. Görelim bakalım o da, ne olur o da, diye o da, bir yaklaşım. O da var. İade edilmeyi bekliyor. Öyle anlıyoruz. Demek ki önümüzdeki bir iki gün içinde belki ya da süreçte bu olacak gibi gözüküyor. Evet, programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Salı günü yeniden ben Kadir Gürsel ve İsmail Saymaz ile birlikte